Böylelikle kararlılığını gösterdi ve Türk'ün gücünü de göstermiş oldu. Biz en başında söyledik, Canı Azerbaycan yalnız değildir. Şimdi de söylüyoruz, Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Onlar bizi, yani Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve Azerbaycan bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz de Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız. Şimdi kendi topraklarını geri alan Azerbaycan'ın bu savaştan sonra, zaferden sonra attığı adımlara bakalım. Bir taraftan altılı formatta bölgenin istikrarı için çalışmaya devam etme arzusu, teklifi. Bu Sayın Aliyev'den geldi. Diğer taraftan bölgenin istikrarı ve kalkınması için çok önemli projelerin hayata geçirilmesi. Ve daha da önemlisi Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaptığı teklif. Nedir o teklif? Kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu Azerbaycan. Yani zaferi kazanan taraf, güçlü olan taraf, karşı tarafa diyor ki kalıcı bir barış anlaşması imzalayalım. Bir daha aramızda çatışma olmasın. Diğer tarafın tutumuna bakalım. Yani Ermenistan'ın tutumuna. Daha ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına bazı askerlerini sızdırarak yine o zaman da askerlerimize, onlar bizim de askerimiz, bizim de kardeşimiz, Azerbaycan askeri bizim de askerimiz. Çünkü biz aynı milletiz, bir milletiz, iki devletiz. Yine o zaman saldırıda bulundular. O günden bu yana Ermenistan bir taraftan bu onlara savaştan dolayı savaş esirleri de diyemeyiz. Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında esasen terör saldırısıdır. Bir taraftan onların geri verilmesi için yalvaran Ermenistan hepimizi devreye sokuyor, uluslararası toplumu. Diğer taraftan sınırda yine aynı provokasyonlara devam ediyor. Yani Azerbaycan'ın topraklarına ve Azerbaycan askerlerine, kardeşlerimize saldırıyor. Şimdi iki tutum arasında ciddi fark var. Ama bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım Ermenistan'ın. Görmüş olması lazım. Bir netice getirmediği gibi bundan sonra da bir netice getirmez. Hiçbir zaman da getirmeyecek. O yüzden bu tür provokasyonlar yerine biz de o zaferden bu yana Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız defalarca vurgulayarak söyledi. Bölgenin istikrarını istiyoruz. Yeni sayfalar açmak istiyoruz. İlişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz. Bunları Can Azerbaycan'la konuşuyoruz. Biz bunları söylerken Ermenistan'ın yaptıklarına bak. Yani ben barış istemiyorum, ben provokasyon istiyorum, burada çatışma istiyorum diyen bir Ermenistan. Karşılığında ne elde ediyor? Hiçbir şey. Kaybediyor, gene kaybeder. O yüzden Ermenistan'ın da barıştan yana tavır koyması lazım. Bölgenin istikrarı huzurundan yana tavır koyması lazım. Artık bir şeyde kabullenmesi lazım. Buralar Azerbaycan topraklarıydı. Haksız yere işgal ettiniz. Azerbaycan kendi topraklarını aldı. Senin topraklarına tecavüz etmedi. Bunu da kabulleneceksin. Buna saygı duyacaksın. Oturacağız, konuşacağız. Ve bölgenin istikrarı, barış için hep birlikte adım atacağız. Eğer Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama bu tür provokasyonlarla bir netice elde edemez. Ancak kaybeder.